Avcının biri tuzak kurarak bir serçe avlamıştı. Eline alır almaz serçe dile geldi ve "Bugüne kadar," dedi, "sığır ve koyunlar yedin. Yediklerini düşünsene. Doymadın mı da benim birkaç gramlık etime hevesleniyorsun? Onlar seni doyurmadıysa ben ne yapabilirim ki? Bırak beni." Avcı şaşırdı. Hem serçenin dile gelmesine hem de şimdiye kadar yediklerine. Serçe sürdürdü konuşmasını. "Şayet bırakırsan sana 3 altın öğüt vereceğim. Bir lokma kuş etini mi tercih ediyorsun, ömrün boyunca yararını göreceğin 3 öğüdü mü? İyi düşün." Avcı düşündü ve kararını verdi. "Kabul," dedi. "Seni bırakacağım. Neymiş bakalım bana vereceğin öğüt?" Serçe, "Bir şartım var ama," dedi. Avcı, "Bir de şart mı koşuyorsun bana?" diye sordu. Serçe, "Kabul edersen," deyince, "Peki," dedi avcı. "Şartın neymiş bakalım?" "Öğüdün birini," dedi serçe, "elindeyken vereceğim. İkincisini karşıdaki damın üzerinde. Sonuncusunu ise ağaçta söyleyeceğim." Avcı bunu da kabul etti. Serçe, "Birinci nasihatim," dedi, "olmayacak şeyi söyleyenlere kim olursa olsun inanma." Avcı avucunu açtı, bıraktı onu. Pır diye uçarak karşıdaki evin damına kondu. "Olmuş şeye üzülme," dedi. "Kaçırdığın fırsatların arkasından asla kederlenme. Yaşadığın anın kıymetini bil. Pişmanlıkla zamanı geçirme," dedi ve ekledi. "Karnımda paha biçilmez bir inci tanesi vardı benim ama kaçırdın onu. Kısmetin değilmiş." "Eyvah," diye sızlandı avcı. "Ben ne yaptım? Neden seni bıraktım?" Serçe, "Az önce ne söyledim sana? Kaçırdığın şey için dövünmeyeceksin. Pişmanlıkla vaktini geçirmeyeceksin. Ayrıca ilk öğüdüm neydi, unuttun mu? Kim söylerse söylesin, olmayacak şeye inanma." Avcının aklı başına gelmişti. Serçe kendisiyle alay ediyordu besbelli. "Bir de," dedi, "şu üçüncü nasihatını görelim." Serçe ağaçtaydı artık. "Boş ver onu. İkisini tuttun mu ki üçüncüsünü bekliyorsun? Hadi bana eyvallah," dedi. Ve uçup gitti gözden. Avcı şaşkınlık içinde baka kaldı arkasında.